Bahçeli'nin konuşmasında ise Yunanistan'la ilişkiler ve Avrupa Birliği öne çıktı. Yunan Başbakanı Tsipras'ı hedef aldı. Atina'ya denizin dibi boş konuşanların dedeleriyle dolu diye seslendi. İzmir'in kurtuluşunu, Yunan askerlerinin denize dökülüşünü hatırlattı. Denizin dibi bugünkü boş konuşanların dedeleriyle dolup taşmaktadır. Sert sözlerinin adresi Yunanistan. Çünkü Yunanistan Başbakanı Tsipras, Ege'de sıcak temas oluşturan kendi ayağına kurşun sıkar dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli Tsipras'a İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunu hatırlattı. Geçmişte nereye ve kimlerin göğsüne milli onurun, kurtuluş şuurunun kurşun sıktığını dünya alem bilmekte. Denizin dibi bugünkü boş konuşanların dedeleriyle dolup taşmaktadır. Türkiye'nin Akdeniz'de petrol arama ve Ege'deki faaliyetlerine karşı Avrupa Konseyi'nden kınama açıklaması geldi. Bahçeli, Avrupa Konseyi'yle MHP grup kürsüsünden meydan okudu. Buradan diyorum ki, kınasanız ne yazar, kınamasanız ne çıkar? Hamdolsun Barbaros Hayrettin Paşa ruhu henüz kaybolmamış, Akdeniz'i Türk gölü haline getiren tarihi ve güçlü irade henüz sönmemiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Avrupa Birliği zirvesinde Avrupa Birliği'ne üyelik stratejik hedefimiz dedi. Ama Bahçeli'ye göre Avrupa Birliği samimiyetsiz. Türkiye Avrupa Birliği'ne mecbur değildir, muhtaç değildir, mahkum değildir. Ya onurlu, eşit ve saygın bir üyeliğin yolu açılır ya da evli evine, köylü köyüne gider. MHP lideri Cumhur İttifakı'nın terörle mücadelede başarılı olacağını söyledi. Sözü ittifakın karşısındaki partilere getirdi. CHP, HDP, İP, FETÖ, PKK, PYD ve diğer yedekleri Cumhur İttifak andını bozamayacaklardır. Unutmayın ki yaşayacaksak adam gibi yaşayalım. Öleceksek de adam gibi ölelim.